Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimiz gerilme dönüşümleri. Bir cisim üzerine herhangi bir yük uygulandığında cisim üzerindeki herhangi bir noktada 3 boyutlu gerilme dağılımı meydana gelir. Gerçekte gerilme dağılımı 3 boyutludur. Fakat biz bazı basitleştirmeler olsun diye gerilmeleri 2 boyutlu olarak ele alabiliyoruz. Buna düzlem gerilme hali, düzlem şekil değiştirme hali, eksenel simetrik hal gibi isimler verebiliyoruz. Bir cismin üzerine tutup bir noktasından sabitleyip A noktasından B noktasından da şu şekilde bir yük uyguladığımızda cisim üzerinde çeşitli noktalarında farklı gerilmeler meydana gelir. Şurada 0.15 MPa iken şurada 1.2, en kırmızı yerde 2.45 gibi çeşitli gerilmeler meydana geliyor. Buradan anladığımız cisim üzerindeki noktada farklı farklı gerilmeler var. Cisim üzerindeki herhangi bir nokta Q olarak gösterilen nokta üzerindeki gerilmeleri döndürülmüş X üssü, Y üssü, Z üssü eksenine göre bulmak için yaptığımız işleme gerilme dönüşümleri diyoruz. Formüller vasıtasıyla yapılıyor. Gerçekte dediğim gibi gerilme 3 boyutlu olmasına rağmen kolaylaştırma olsun diye biz hesaplamalarımızı 2 boyutluymuş gibi, adına da düzlem gerilme dediğimiz 2 boyutluymuş gibi düşünebiliriz. Esasen çok ince cisimler, gerçekte çok ince cisimler veya normal cisimlerin dış yüzeyleri, serbest yüzeyler ki üzerinde herhangi bir yük yoksa o yüzeylerde gerçekte orada da oluşan gerilmenin türü 2 boyutludur. Düzlem gerilme olarak adlandırılır. O nedenden dolayı en çok karşılaşılan gerilme türü de bu olduğu için düzlem gerilme dönüşümleri olarak adlandırıyoruz. Bakalım burada 2 boyutlu düzlemsel bir gerilme incelemesi için bir eleman gösterilmiş. Elemanın x ekseni ve y eksenine göre üzerinde gerilmeler gösterilmiş. Normal gerilmeler sigma ile ve kayma gerilmeler de tau ile gösterilmiş. Buna da düzlem gerilme hali deniyor. Bu verilen eksen takımına göre belli bir açıda dönmüş bir eksene göre yeni bir hesaplamayı yapmak istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki gerilme farklı açılarda farklı değerler alır. Daha da hatta en maksimum olduğu bir değer vardır. Ona da asal gerilme denir. Verilen bu gerilme şeklinden farklı bir açıdadır. İşte o açıyı bulmak istiyoruz ve herhangi bir açıdaki yeni gerilme şeklini bulmak istiyoruz. O açının değerini bulmak istiyoruz. İşte bu yapacağımız işlemlere gerilme dönüşümleri diyoruz. Gerilme dönüşümleri için kullanacağımız formüller bunlar. X üssü eksenindeki gerilme sigma x normal gerilmeyi şu şekilde buluyoruz. Verilen eksen takımındaki x doğrultusundaki normal gerilme artı y doğrultusundaki normal gerilme bunun yarısı artı birbirleri arasındaki farkın yarısı çarpı kosinüs 2 teta. Teta dediğimiz hangi açıda isteniyorsa bizden hesaplama o açı değeri. Diyelim ki 30. 30 derecedeki açılar hesaplayın. O da 60 yapıyor. Burası kosinüs 2 teta. Artı tau xy çarpı sinüs 2 teta. E üssü olarak gösterdiğimiz eksen takımına göre gerilme hesaplamak istiyorsak sigma x artı sigma y bölü 2 aynı. Şu üsttekinin aynı formülü. Şu artı yerine şuraya eksi gelmiş. Şurası aynen kullanılmış. Yine şuradaki artı yerine eksi ifadesi yine aynı şekilde kullanılmış. Dolayısıyla yeni eksen takımındaki kayma gerilmesini bulalım. To x üssü y üssü. O da eksi sigma x eksi sigma y bölü 2 çarpı sinüs 2 teta artı to x y çarpı kosinüs 2 teta olarak hesaplanıyor. Mevcut x y eksen takımındaki normal gerilmelerimizi toplarsak dönmüş eksendeki normal gerilmelerin toplamına da eşit olmalıdır. Bu bir sabit. Bunu da kullanmamız gerekebilir. Bir diğer formül asal gerilme. Maksimum minimum gerilme olarak da adlandırılır. Asal gerilmenin değeri o da bu formülle bulunuyor. Sigma x artı sigma y bölü 2 artı eksi kök içerisinde sigma x eksi sigma y bölü 2'nin karesi artı to x y'nin karesi. Burada artı değerini kullanarak bir işlem yaptığımızda sigma maksimumu buluyoruz. Eksili olarak aynı işlemi yapınca da bulduğumuz değer sigma minimum oluyor. Peki bu değerleri bulduk ama
Bu değerler bizim gerilme düzlemimize göre kaç derecededir? Onu nasıl tespit edeceğiz? Onu da şu formülden tespit ediyoruz şuradan. Tanjant 2 teta p eşittir 2 çarpı tau eksiye bölü sigma x eksi sigma y. Buradan bulacağımız tau değeri de artık bu asal gerilmenin olduğu açıyı veriyor. Bir de yapıda en maksimum kayma gerilmesi nedir? Onu şu formülle buluyoruz. Sigma x eksi sigma y bölü 2'nin karesi artı tau eksi y'nin karesinin karekökü. Kayma gerilmesinin maksimum olduğu açı hangisi? Onu da şu açıyla buluyoruz. Tanjant 2 teta s eşittir. Eksi sigma x eksi sigma y bölü 2 tau x y. Ortalama gerilmeyi nasıl buluyoruz? Ortalama gerilme de sigma x ile sigma y normali toplayıp 2'ye bölüyoruz. Bu şekilde ortalama gerilmeyi buluyoruz. Arkadaşlar bu formüllerin tamamı gerilme dönüşümleri için kullanacağımız formüllerdir. Daha doğrusu düzlem gerilme hali için gerilme dönüşümleri durumunda kullanacağımız formüllerdir. Bir örnek yapalım. Bir düzlem gerilme hali verilmiş. Bakın bu şekilde kutu şeklinde gösterilmiş. Bunun x ekseninde 100 megapaskallık bir gerilmemiz var. Y ekseninde bakın 50 megapaskal ama yönüne dikkat edin. Aşağı yönlü yani yüzeye doğru bir normal gerilme var. Ve yapıda da 75 megapaskallık bir kayma gerilmesi var. Bizden istenen asal gerilmeleri ve düzlemleri bulmamız, kayma gerilmesinin maksimum değerini bulmamız, bir de eksi 30 derece düzlemindeki normal ve kayma gerilmeleri bulun isteniyor. Yapacağımız iş burada gerilme dönüşüm formüllerini kullanmak. Teta eksi 30 iken x üssüyü bulacağız. Sigma x artı sigma y bölü 2 artı sigma x eksi sigma y bölü 2 çarpı kosinüs 2 teta artı tau eksi y çarpı sinüs 2 teta. Sigma x 100 sigma y eksi 50 ve tau eksi y 75. Sigma x 100 artı eksi 50 bölü 2 artı 100 eksi 50 bölü 2 çarpı kosinüs 2 çarpı eksi 30 artı 75 çarpı sinüs eksi 60. Bunu hesapladığımızda -2.45 megapaskal olarak yeni x üssü düzlemindeki normal gerilmeyi hesaplıyoruz. Benzer şekilde sigma y üssünü de hesaplayacağız. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken şu artılı ifadeleri yerine eksili ifadeleri yazıyoruz. Geri kalan aynı. Bunların yerine yazdığımızda 52.45 megapaskal olarak değeri buluyoruz. Bakalım arkadaşlar tau eksi y formülümüzde eksi işaretimiz var. Arkadaşlar dönmüş düzlemdeki tau'yu hesaplayalım. Eksi işaretine dikkat ederek sigma x eksi sigma y bölü 2 çarpı sinüs 2 teta artı tau eksi y çarpı kosinüs 2 teta değerleri yerine yazıp bir sigma x üssü y üssü de 102.45 megapaskal olarak buluyoruz. Formüllerimize geri dönelim. Asal gerilme formülümüz bu idi arkadaşlar. Sigma x artı sigma y bölü 2 artı eksi sigma x eksi sigma y bölü 2'nin karesi artı tau eksi y'nin karesinin karekökü. Bu değerleri yerine yazalım. 100 artı eksi 50 bölü 2 artı eksi 100 eksi eksi 50 bölü 2'nin karesi artı 75'in karesinin karekökü. Bir artılı bir eksili işlemi yapınca 131.07 megapaskal 81.07 megapaskal olarak asal gerilmeleri buluyoruz. Asal gerilmelerin bulunduğu düzlemi nasıl buluyoruz? Formülümüzü kullanalım. Şu formülü 2 çarpı tau eksi y bölü 2 sigma x eksi sigma y 2 çarpı 75 bölü 100 eksi eksi 50. Buradan teta p daha doğrusu 2 teta b 45 derece olarak bulunuyor. Bunun yarısı da 22,5 derece. Asal gerilmeler hatırlayalım birbirleriyle 90 derece açı var. Her türlü eksen takımı arasında birbirleriyle 90 derece. X ve Y arasında 90 derece olduğu gibi X üssü ve Y üs eksen arasında 90 derece olacak. Onu bildiğimiz için biz otomatikman geliyoruz. Buraya kendimiz 22,5'a 90 ekliyoruz.
112,5 derece olarak da diğer asal ekseni bulmuş oluyoruz. Yani şurası x üssünün açısı, şurada y üssünün açısı. Ama şimdi şöyle düşünelim. Acaba hangi eksene hangi gerilme geliyor? Yani 22,5 derece olan x üssüne 131 mi geliyor? Eksi 81 mi geliyor? Bunu da yine teyit etmek için sigma x üssü formülünü kullanalım. Sigma x üssünde değerler yerine yazalım ama açı değeri artık 22,5 olsun. Bu doğrultuda hangisini bulacağız? Bakalım 131,66 megapaskal bulmuşuz. O zaman diyoruz ki 22,5 derecelik açıdaki asal gerilme 131,66 megapaskal. Bunu çizecek olursak normalde düzlemimiz bu düzlem 22,5 birim çemberde pozitif yönde çevirdiğimizde elde edeceğimiz düzlem bu. Bu düzlemin de artık x üssü eksenine göre x üssü eksenine 131,66 megapaskal yerleştiriyoruz. Otomatik olarak diğer eksene de eksi 81,06 megapaskal yerleştiriyoruz. Basma olduğu için. Diğer çözümümüzü yapalım. Kayma gerilmesinin maksimum değerlerini bulun diyor. Yapacağımız işlem kayma gerilmesi formülünü kullanmak ve bunun açıları için de yine şu formülü kullanmak. Kayma gerilmesinin artılı eksili yazdığımızda artı 106,07 ve eksi 106,07 olarak değerini buluyoruz. Açısını tespit etmek için yine bu formülümüzü kullanıp eksi 22,5 olarak açıyı tespit ediyoruz. Üzerine 90 derece eklediğimizde artı 67,5 olarak da diğer ekseni tespit etmiş oluyoruz. Asal gerilmelerin olduğu yerde kayma gerilmeleri olmaz. Biz burada kayma gerilmesi hesaplamadık çünkü sıfırdı. Kayma gerilmesi göstermiyoruz. Fakat kayma gerilmesinin o asal gerilmelerin harici her yerde kayma gerilmesi de olur. Normal gerilme de olur. Şu anda biz maksimum kaymayı bulduk ama maksimum kaymanın olduğu yerde normal gerilme de var. Sıfır değildir değeri. Onu nasıl bulacağız? Onu da yine sigma x üssü y üssü dönüşüm formülünü kullanacağız. İkisi de aynı sonucu verir. Herhangi birinin yerine yazıyoruz değerleri ve 25 megapaskal olarak çekme artı değer olarak bulmuş oluyoruz. Yapacağımız işlem artık açısı eksi olduğuna göre eksi 22,5. Buradan eksi 22,5 derecede düzlemimizi çiziyoruz. Burada pozitif 25 x üssünde, pozitif 25 y üssünde normal gerilmelerimiz var çekme ve kayma gerilmemiz hep yönü sabit bir şekilde gösterilir. 106,66. Benzer şekilde 67,5 derecede de bu düzlemi döndürdüğümüzde yine pozitif yönde 25'er megapaskal gerilme elde ediyoruz. Kayma gerilmesi de aynı 106,6 megapaskal olarak gösteriliyor. Bir örnek daha yapalım. Yine bir düzlem gerilme hali verilmiş. 50 megapaskal x yönünde çekme gerilmesi var. 10 megapaskal y yönünde basma gerilmesi var. Ve yapıda 40 megapaskallık bir kayma gerilmesi var. Ve buradan bizden istenen asal düzlemleri bulunuz, asal gerilmeleri bulunuz, maksimum kayma gerilmesini bulunuz, maksimum kaymanın olduğu yerdeki normal gerilmeyi bulunuz isteniyor. Bakıyoruz yapıda kayma gerilmesi var. Bunun bu haliyle asal gerilme olması mümkün değil. Asal gerilmeyi nasıl hesaplayacağız? Asal gerilmenin formülü şu. Sigma x artı sigma y bölü 2 artı eksi sigma x eksi sigma y bölü 2'nin karesi artı tau eksenin karesinin karekökü. Bakalım x yönünde 50 megapaskal. Buraya sigma x yerine 50 yazacağız. Sigma y yerine eksi 10 yazacağız. Tau x y yerine de 40 yazacağız. Bu değerleri yerine yazdığımızda sigma gerilmesini 70 megapaskal ve eksi 30 megapaskal olarak maksimum minimum gerilmeleri tespit ediyoruz. Peki açısı nedir bunun? Tanjant 2 teta eşittir 2 tau eksi y bölü sigma x eksi sigma y. 2 çarpı tau'nun değeri 40, sigma x 50, sigma y de eksi 10. Yazdığımızda tau'yu tetayı 26,6 derece olarak buluyoruz.
Buna 90 derece ilave ediyoruz. O da 116,6 derece. Şöyle ki buradan x ekseninden 26,6 derece, burası bizim maksimum verilme. Ona bir 90 daha ekledik. O da 116,6. O da diğer asal gerilme. O da minimum olan asal gerilme. Yine bir kontrol edelim. Yani x eksenini döndürdüğümüzde 70 mi yazmalıyız, 30 mu yazmalıyız bilmiyoruz. Hani bunu bulduk ama onu kontrol etmenin yolu da yine dönüşüm formüllerinden bir tanesinde açı değeri yerine 26,6 yazaraktan teyit etmek. Acaba 26,6 derecedeki açı değerimizde 70 mi bulacağız, 30 mu? 26,6'nın 2 katı 53. Bunu x'li formülde yerine yazdığımda elde ettiğim değer 70'miş. O zaman diyorum ki demek ki şu yöndeki 70, o zaman şu da mecburen 30 megapaskal olmalı. Kayma gerilmelerini hesaplayalım. Kayma gerilmelerinin formülünü kullanıyorum. Sigma x eksi sigma y bölü 2 artı tau eksi y'nin karesi. Ve buradan da 50 megapaskal olarak kayma gerilmesini de bulmuş oluyorum. Kayma gerilmesinin maksimum değeri. Yalnız şunu unutmayalım. Kayma gerilmesinin olduğu yerde normal gerilme olur. Onu da şu formülle hesaplayacağız. Ortalama formülü sigma x artı sigma y bölü 2 eşittir 10 eksi 50 eksi 10 bölü 2 20 megapaskal. Onu da şu şekilde gösteriyoruz. Tabii ki açı değerini hesaplamadık. Açı değerini de hesaplamak için şu formülü kullanmamız gerekiyor idi. Tanjant 2 teta s eksi 50 eksi eksi 10 bölü 2 çarpı 40. Buradan teta s'i çekeceğiz. Teta s'i çekince eksi 18,4 derece çıkıyor. Ve bu burada 20 megapaskallık standart her iki düzlemde normal gerilme var. Kayma gerilmemiz de maksimum 50 megapaskal imiş. Bunu da bu şekilde tespit ediyoruz. Şimdi şöyle düşünelim. Verilen gerilmenin açıya bağlı olarak değiştiğini biliyoruz. Hatta bir açı değerinde maksimum değeri alıyor ki ona asal gerilme diyoruz. Veyahut da başka bir açı değerinde kayma gerilmesi maksimum değerini alıyor. İşte biz bunları tek tek hesaplayarak tespit etmek yerine adına Mor dairesi dediğimiz bir başka yöntemle daha pratik olarak biz bir gerilme durumunda asalları, kaymaları, normalleri, açıları tespit edebiliriz. Şimdi size Mor dairesi nasıl çizilir? Bir örnek üzerinde onu göstereyim. Biraz önce hesaplama yoluyla bulmuş olduğumuz problemi düşünelim. Bu problemde 50 megapaskal bir gerilme, 10 megapaskallık bir basma gerilmesi ve 40 megapaskal kayma gerilmesi mevcut idi. Bu bir düzlem gerilme hali. Bunun şekline bakarak bunu zaten anlıyoruz böyle. Verilse de verilmese de bunu anlıyoruz. Mor dairesini çizmeden önce yapacağımız ilk işlem düzlemleri adlandırmak. O da şu şekilde oluyor. Kenarlardan birine bir isim veriyoruz. K düzlemi dersiniz, A düzlemi, B düzlemi, X düzlemi fark etmez. Diğer kenara bir başka isim veriyorsunuz. Buna da L düzlemi diyorsunuz. Yapacağımız ilk iş bu. Daha sonra düzlemlerdeki gerilmeleri koordinat haline çevireceğiz. Nasıl yapacağız bu işi? Daha önce söylemiştik. Normal gerilmeler düzlemden dışarı doğru ise çekme yani pozitiftir. Düzleme doğru yönlenmişse negatif yani basma olarak adlandırılır. Kayma gerilmesinin yönleri nasıl tespit edilir? O da şu şekilde, onu da söylemiştik. Cismimizi veyahut da burada onu temsil eden şu noktasal kareyi, karenin bir herhangi bir yerinden duvara vidaladığımızı düşünün. Herhangi bir yere. Ve incelediğimiz düzlem, K düzlemini düşünelim. O düzlemdeki gerilme, kayma gerilmesinin yönü şu yönde ise, yani saatin tersi yönde bir döndürme etkisi oluşturuyorsa, o zaman negatif adlandırıyor. Diğer düzlemi düşünelim. O da şu cismi saat yönünde döndürür. O zaman da pozitif olarak adlandıracağız. Bu mantıkla K ve L düzlemlerini artık K ve L noktası olarak şu şekilde belirleyebiliriz. Kural, genel kural şudur. Normal gerilmeyi yazıyoruz önce, daha sonra
Kayma gerilmesini yazıyoruz. K düzlemine bakalım. K düzlemindeki normal gerilmemiz 50 MPa. Daha sonra o düzlemdeki kayma gerilmemiz de 40. Ama işareti eksiydi, eksi de yazarak K noktasını oluşturuyoruz. Benzer şekilde L düzlemine bakıp eksi 10 normal gerilme var. Artı 40 kayma var. L'yi de eksi 10'a 40 noktası olarak belirtiyoruz. Daha sonra bir eksen takımı çiziyoruz. Yatay eksende sigmayı normal gerilme olarak, dikey eksende de tau'yu kayma gerilmesi olarak yazıyoruz. Ve bunu mümkünse de ölçekli çizeceğiz. Çünkü daha sonra yapacağımız okumalarda hangi noktayı kestiyse o noktanın karşılığı neyse onları ölçekli olarak okumamız gerekecek. Dolayısıyla ölçekli çizmeye gayret göstereceğiz. Üçüncü yapacağımız işlem K ve L noktalarını bu eksen takım üzerinde göstereceğiz. K'yı hatırlayın, 50'ye eksi 40 idi. 50'ye eksi 40 noktası burasıdır. L'de eksi 10'a 40 idi. O da burasıdır. Yapacağımız diğer iş bu iki nokta K ve L noktasını düz bir çizgiyle birleştiriyoruz. Ve bu çizgi muhakkak sigma eksenini bir noktada kesiyor. O kestiği noktaya da O merkezi diyoruz. Ve nihai olarak yapacağımız işlem bu O merkezini bir çember merkezi kabul edip K ve L noktalarından geçen bir çember çiziyoruz. Şurada olduğu gibi yeşil bir çember. Arkadaşlar mor dairesi bu 5 aşamadan bu şekilde çizilir. Ha bundan sonra mor dairesinde okuma yapacağız. 6 tane de okuma yapacağız. Okumalarımız şunlar. Birincisi asal gerilme. En basiti bu mor dairesinin iki kenarının bu sigma ekseninin kestiği noktalar bize asal gerilmeleri verir. Bunlardan en büyük değer olan maksimum asal gerilmedir. Küçük olan da minimum. Nasıl okuyacağız? Başta söylemiştik. Bu ekseni ölçekli çiziyoruz. Eğer şurası eksi 10 ise, şurası 0 ise, şurası 50 ise burasını da ölçekli olarak değerlendirip 70 megapaskal olarak belirliyoruz. Şurayı da eksi 30 megapaskal olarak belirliyoruz. Bunları dediğim gibi cetvelle ölçüp ölçekle çarpmak suretiyle belirliyoruz. Tabii ki 3 aşağı 5 yukarı bu 70 ve eksi 30'u bulmamız gerekiyor. Bu bulduğumuz değerlere asal gerilme diyoruz. İkinci yapacağımız iş maksimum kayma gerilmelerini bulmak. Onun için O noktasından dosdoğru bir çizgi çiziyoruz. Bu çizginin çemberi kestiği en üst ve en alt noktalardan dikey eksene bir dikme çiziyoruz. Dikey eksenin üst tarafında bir noktayı kesiyor. Tau max. Alt tarafta başka bir nokta. O da tau min diyoruz. Bunu da ölçekle okuduğumuzda 50 MPa, 50 eksi 50 MPa olarak kayma gerilmelerinde maksimum olduğu değeri buluyoruz. Bu da bizim ikinci okumamız. Üçüncü okumamız açı değerinin bulunması. Şu turuncu çizgi bizim KL düzlemi bizim ilk başta verilen XY eksen takımındaki gerilme halini temsil ediyor. 70 bulduğumuz şu değer asal gerilmeyi temsil ediyor. Tam şurası da maksimum gerilmeyi temsil ediyor. Dikkat ederseniz asal gerilmenin olduğu şu nokta, kırmızı nokta tamamen tau ekseninin sıfırında kesik olduğu için asal gerilme 70 iken tau değeri sıfırdır. Şuna dikkat edelim. Asal gerilmeyi geçtik, şuraya geldik. Tam o noktasını kesti nokta. O noktasında bir sigma değerimiz var. Ama aynı zamanda bu O noktasında bir tau değerimiz de var. Ona da dikkat edelim. Açıyı okuyacağız. Açıyı okumanın iki yöntemi var arkadaşlar. Birincisi açı ölçer kullanıp okuyabiliriz. İkincisi de Pisagor bağıntısını kullanabiliriz burada. Bakın Pisagor bağıntısı için şu dik üçgene ihtiyacımız var. Bu dik üçgen de şurada şu şekilde teşkil edilen bir dik üçgen. Buranın şu kenarına ihtiyacımız var. Şu yatay kenarına ihtiyacımız var. Açının tanjantından açıyı bulabilmek için. O noktası ile yani merkezle sigma x arasındaki şu nokta sigma x eksi sigma y bölü 2 olarak bulunuyor. Şu noktada sigma x artı sigma y bölü 2. Söylemeyi unuttuk. O noktası merkez noktası.
ortalama gerilmenin olduğu nokta diye de geçer. Ortalama gerilme de zaten iki gerilmeyi toplayıp ikiye bölerek bulunan bir değer. Biz gerilmeleri birbirinden çıkartırsak 50 eksi 10 bölü 2 eşittir 30 megapaskal buluyoruz. Hani bu işaretin, formüldeki işaretin yanı sıra bize verilen gerilmenin işaretine de dikkat edelim. 10 megapaskallık gerilmemiz basma olduğu için bu eksi olarak adlandırmak zorundaydık. Benzer şekilde orta noktanın koordinatını da 20 megapaskal olarak tespit ediyoruz. Bu değerleri alıp dik üçgende yerine yazarsak, yani şu kenar 30, şu kenarda eksi 40, eksi 40 da şuradan geldi. K noktasının dikey eksenindeki değeri eksi 40 arkadaşlar. Onun için şu mesafe 40. Buradan tanjant 2 fi eşittir eksi 40 bölü 30 formülünü kullanıp 2 fi'ye tespit ediyoruz. Şurada ters yazmışız. 2 fi'miz 53,1 derece, fi'miz ise 26,6 derece olarak hesaplıyoruz. Diğer okumamıza geçelim. Dördüncü okumamızda asal düzlemlerimizi gösterelim. Bakın sol alt köşede normal düzlem verilmiş. Şöyle bir püf nokta var. K noktasından 70'e ulaşabilmen için 53,71 derecelik saatin ters yönde hareket etmelisin. Aynı mantığın yarısını düşüneceğiz. Aynı açının yarısını düşüneceğiz. 53,70'in yarısı 26,6. Diyeceğiz ki mevcut düzlemde K noktasını temsil eden şu K düzlemini tutar. Saatin tersi yönünde bunun yarısı kadar, yani 26,6 derece çevirirsek işte orada K'nın alacağı değer 70 megapaskal. K'ya dik olan diğer düzlem otomatikman alacağı değer eksi 30 megapaskal şeklinde bu yeni düzlemi de çizmiş oluyoruz. Açısı da 26,6 derece olarak gösteriyoruz. Dikkat edin açıya. Buradaki açı değeri neyse onun yarısı olacak. Asal gerilmelerin olduğu düzlemi gösterdiğimiz için asal gerilmenin olduğu yerde de kayma gerilmesi olmayacağı için kayma gerilmesi bulmuyoruz. Yok çünkü sıfır. Dikkat edin, 70'in olduğu yerde ve eksi 30'un olduğu yerde tau değeri sıfırdır arkadaşlar. Beşinci okumamızı yapalım. Ortalama gerilmemizi bulalım. O noktası. O da sigma x artı sigma y bölü 2 50 eksi 10 bölü 2 20 megapaskal olarak O noktasının koordinatını tespit etmiş oluyoruz. Son okumamıza bakalım. O da maksimum ve minimum kayma gerilmelerin bulunduğu düzlem. K noktasından asal gerilmeye gidebilmek için düzlem açısından düşünürsek 26,6 derece hareket etmiştim. Yani normalde durumum buydu. 26,6 derece birim çembere göre bu şekilde döndüğümüzde şurada olduğu gibi asal gerilmeleri buldum. Dikkat ederseniz 70 dereceden tam 90 derece dönersem, ki bunun yarısı da 45 eder, düzlemlere bakarsak o zaman tam 50 megapaskal kayma gerilmesini ve ona tekabül eden o noktası 20 megapaskallık normal gerilmenin olduğu düzleme ulaşırım. Şuraya. Onu da şu şekilde gösterdik. Bakın tam şu asal düzlemden 45 derece sol tarafa doğru döndüğümüzde, ki normal x'e göre 71,6 yapıyor. Orada normal gerilmemiz 20 megapaskal, hem x'te hem de y'de kayma gerilmemiz de 50 megapaskal. Aynı mantığı düşünelim. Asal, bu asaldan 90 derece aşağı indiğimizde mor dairesinde, ki bunun düzlem karşılığı eksi 45 derecedir. O zaman diğer kayma gerilmesine ulaşırız. Eksi 50'lik olan, eksi 50 olarak adlandırılan. İşte buradan da aşağı doğru eksi 45 çizersek, ki 26,6'yı da hesaba katarsak bu x eksenine göre eksi 18,4 derece yapıyor. İşte orada da o noktasına tekabül eden 20'şer megapaskallık çekme gerilmesi ve 50 megapaskallık kayma gerilmesi meydana geliyor. Kayma gerilmeleri her daim bu şekilde gösteriliyor. Artılısı da eksilisi de olsa bu şekilde gösterilir arkadaşlar. İşte mor dairesinin çizimi ve buradan değerlerin okunması da bu şekilde. Örnek yapalım. Örnekte bir düzlem gerilme hali verilmiş.
100 megapaskal ve 60 megapaskallık çekme gerilmeler mevcut. Bu gerilmelerin olduğu yerde 48 megapaskal, yönüne dikkat edin, 48 megapaskallık kayma gerilmelerimiz mevcut. Burada bizden istenen asal düzlemi bulun, asal gerilmeleri bulun. İşte verilen eleman saatin ters yönde 30 derece döndürülürse elemana gelecek etkileri bulun diyor. Bunları okuyalım. Öncelikle yapacağımız iş düzlemlere isim vermek. Şu düzleme X düzlemi diyelim. Şuraya da Y diyelim. İşte bizim Y düzlemimiz olsun. X düzleminde artı 100 megapaskala yöne dikkat ederseniz saatin yönde döndürür bu kayma gerilmesi 48, 100'e 48 ve şu x ekseni 100'e 48 olarak gösteriyoruz. Y'ye bakalım. Y de 60'a eksi 48 olur. Bunları çizelim bir eksende. Bakın şurası yatay dikey eksen. X noktasını 100'e 48 olarak şurada çizmişiz. Y'yi 60'a eksi 48 ortasından birleştirmişiz. Bunun kestiği noktayı merkez kabul edip X ve Y'den geçen bu çemberi çizmişiz. Böylece çemberi mor dairesini oluşturduk. Okumalarımıza bakalım. Şu A ve B noktalarındaki eksenin değeri bizim maksimum minimum gerilmemiz. C noktasının koordinatı ortalama gerilme değeri olacak. Ortalama gerilme için sigma artı sigma y bölü 2 formülünü kullanıyoruz. 100 artı 60 bölü 2 80 megapaskal. Asal gerilmeleri, asal düzlemleri hesaplayalım. Burasının değeri 48. Burası ise sigma x eksi sigma y bölü 2. Yani 100 eksi 60 bölü 2. 40 bölü 2'den 20 olarak buluyoruz CF'yi. Tanjant arktanjantını alarak da açı değerini 33,7 derece olarak tespit etmiş oluyoruz. Peki asalları okursak ne buluyoruz? 132 ve 28 olarak düzlemi göstermek gerekirse mevcuttan 33,7 derece indiğimizde ki buna niye böyle karar veriyoruz? Şu nedenden diyoruz ki x ekseni ile A noktası arasında saat yönünde iki tetalık bir açı var. İki tetalık açımız 67,4. Öyleyse mevcut x'imizde yine saat yönünde bu iki tetanın yarısı kadar yani 33,7 derece döndüğümüzde oluşacak yeni düzlemler bizim maksiminlerimiz. O eksenlere hangisi denk geliyor? Bunu artık gözümüzde gördüğümüz için yani x eksenin A noktası haline geldiği için direkt bu x eksenine biz 132 megapaskal yazıyoruz. Otomatik diğerine de 28 yazmış oluyoruz. 30 derece dönmüş isteniyor bunun. Yani şuradan 30 derece döndürdüğümüzde dikkat edin bunu saatin ters yönde 30 döndürürsek bu x noktasında saatin ters yönde 60 derece döndürmemiz lazım. Dikkat edersek x noktasını saatin ters yönde 60 derece döndürüp buraya x üssü buna karşılık gelen C'den birleştirdiğimizde kesişen noktada Y üssü. Buraların ölçekli olarak okunmasıyla sigma x üssünü, sigma Y üssünü, to x üssü Y üssünü de okuma suretiyle tespit edebiliyoruz. Burada olduğu gibi. Sigma x üssü 48,4, sigma y üssü 111,6, to x y üssü de 41,3 olarak bulunmuş oldu. Zaten x eksenine göre 30 derece dönmüşü de bu idi. Ha, dönmüşteki açı değerlerini yerine yazıyoruz. X değeri 48,4, y değeri 116,6 ve to değeri de 41,3. Bakın x ekseni üzerinde to'nun değeri pozitif. X düzleminde to'nun pozitif olması için yapıyı saat yönünde döndürecek şekilde yönlenmiş olması lazım. Onun için burada to'ların yönünü bu şekilde ok yönünü bu şekilde çiziyoruz. Bir başka örnek daha yapalım. Şöyle bir yükleme tarzı verilmiş olsun. Sadece yapıda kayma gerilmesi var.
Olur mu? Olur. Hiç sigmalar yok. Sigma x 0, sigma y 0. Sadece tau x y var. Yapacağımız ilk iş KL düzlemlerini göstermek. İkinci iş KL noktalarını tespit etmek. K noktasında normal gerilme 0 iken kayma gerilmesi eksi 50. L noktasında da yine normal 0, kayma 50. KL noktasını işaretliyorum, bir x y eksen takımı çizip, daha doğrusu sigma y sigma to eksen takımı çizip, K noktası şuraya, L noktası buraya geliyor, tam ton üzerinde bir düz çizgiyle birleştirip bunun tam orta noktası da zaten orijin. Bir çember çizdiğimizde sigma max ve sigma min değerlerini buradan okuyabiliriz. Zaten tam çemberi ortalamış oluyoruz. Eğer 50 ise kayma, yarıçapının anlamında burası da 50. Bizim maksimum değerleri artı 50, eksi 50 olarak hesaplanıyor. Düzlem olarak dikkat edersek maksimum bizim K düzleminden saatin tersi yönde 90 derece dönersek biz maksimum ulaşıyoruz. O zaman bu K düzlemini 45 derece çevirdiğimizde asal gerilmeye ulaşırız. 50'ye eksi 50. Dikkat edin. 50 bu. Eksi 50 de bu. Bir başka örnek yapalım. Yapıta sadece 300 megapaskal tek yönlü çekme gerilmesi var. Diğer yön yok ve kayma gerilmesi yok. Sigma x'imiz 300 megapaskal. Sigma y 0. Tau x y 0. Dikey eksene k. Yatay eksene l diyelim. K'nın noktası normali 300. Kayması 0. L noktasının normali de 0. Kayması da 0. KL noktalarını to x y eksen takım üzerinde gösterelim. K buyken L de tam oruna denk geliyor. KL'yi birleştiren çizginin ortasını merkez kabul eden bir çember çizip çizdiğimizde görüyoruz ki çember yine 300'e 0'dan geçiyor. Asallarımız hala 300'e 0. K noktası ile asal eksen arasındaki açı 0. Zaten K'nın kendisi asal arkadaşlar. K noktasından 90 derece dönersek maksimum kaymanın olduğu yere ulaşıyoruz. Dolayısıyla ben buradan 90 derece döndüğümde kayma gerilmesinin maksimum olduğu yer. 150 megapaskallık kaymam var. Ve burada tam orta noktası 300 artı 0 bölü 2. 0. 150 megapaskal olarak da normal gerilmeleri bulmuş oluyorum. Mor dairesinin çizilmesi için piyasada çeşitli programlar mevcut. O programlardan da faydalanabiliriz. Bir tanesi bu. Harzemli Mor 102 diye bir versiyonu var bende. Bunu deneyelim. Nasıl çalıştığına bakalım. Örneği burada çizdirmeye çalışalım. 10 megapaskal Y yönünde gerilmemiz var. 50 megapaskal X yönünde var. Yalnız y yönünü eksi girmemiz lazım. Çünkü basma. Tau x y de şu şekilde olduğu için artı 40 olarak giriyoruz. Yaptığı hesaplama ve çizdiği mor dairesi bu. Kontrol edelim programın bulduğuyla. Değerler uyuşuyor mu diye. 26,6 derece bulmuş asal açıları. 26,6 fi 0 ve 116 ikisi teyit ettik. Asal gerilmeleri 70 eksi 30 bulmuş. Bu da 70 eksi 30. Maksimum kayma gelmesi 50 megapaskal. Kaymanın maksimumu 50, minimumu eksi 50 olarak bulunmuş. İkinci örneğimize bakalım. İkinci örneğimizde şöyle bir düzlem gerilme hali var. X yönünde 100 megapaskal. Y yönünde 60 megapaskal, bunlar pozitif. Eksi 48, kayması da eksi 48 megapaskal ve açısı da saatin tersi yönünde 30 derece. Saatin tersi yönde 30 derece demek birim çembere göre pozitif yönde 30 demektir. O zaman şuraya da 30 derece giriyoruz. Yapılan hesaplamaları kitabın hesaplamasıyla kontrol edelim. Açı eksi 33,7 derece. 33,7 derece şu yönde, bizim birim çemberimize göre eksi yönde. Maksimum asal gerilme 132 megapaskal, minimumu 28.
Bu da gördüğümüz üzere 132,28 megapaskallarla teyit edilmiş vaziyette. Kayma gerilmesi, kayma gerilmesi gördüğümüz üzere maksimum 52 megapaskal. Burada da 52 megapaskal ve dönmüş 30 derece dönmüş olan eksendekileri hesaplayalım. Sigma x'imiz 48,43 megapaskal. Tau x'imiz de 41,32 megapaskal olarak hesaplanmış. Böylece de bu programın bu hesaplamaları düzgün bir şekilde yapmış olduğunu görmüş olduk. Bu programlardan faydalanılabilir.